Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için zeytinyağı şişesini dönüştürdük ve mandala çalışmasıyla çok güzel bir hale getirdik. Öncelikle malzemelerimizi size tanıtmak istiyorum. İnce bir çubuk, iki farklı kalem silgisi, kulak çubuğu, büyük silikon, küçük silikon ve bir de bir tığımız var. Bu tığ özel bir tığ. Yurt dışından geliyor. Ben bu takımı bulamadığım için kendi imkanlarımızla yapmaya çalışacağız. Bizim dönüştüreceğimiz araç bir zeytinyağı şişesi. Öncelikle zeytinyağı şişemizi okyanus mavisine boyayacağız. Koyu bir renk olduğu için ikisi kaynaştığından siyah görünümü de elde edebiliriz. Böyle boyamamızın sebebi kaygan yüzeylerde fırça izleri çok fazla belli olur. Cam, metal ve plastik alanlarda vuruş tekniğiyle boyamanızı öneriyorum. Zeytinyağı şişemizin birinci katı kuruduktan sonra ikinci bazını normal boyar gibi boyuyoruz. Daha sonra yumuşak hamur silgiyi masaya yapıştırıyorum. Çünkü camımın oynamaması gerekiyor. Hamur silgimiz hem yapışması açısından hem de boyamızı kaldırmayacağından işimizi en güzel görecek araçlardan biridir. Camımızı sabitleyerek oturtuyoruz. Daha sonra kurşun kalemin silgi kısmıyla ortaya bir beyaz nokta koyuyorum ve çemberimi başlatıyorum. Mandala uzak doğudan gelen bir kültürdür ve içten dışa doğru demektir. Bizim tesip sanatımızla birbirine çok benzer. Mandala ve tesip desenleri açısından da birbirine büyük benzerlik göstermektedir. İkisi de tasavvuf sanatları içine girer. Mandala da tesip gibi çok değerli ve insana çok huzur veren, insanı geliştiren, değiştiren, derinliği olan bir sanat dalıdır. Daha sonra mandala ile ilgili daha detaylı bilgi vereceğim. Ortaya beyaz noktamızı koyduktan sonra tığımızla küçük noktalarını koyuyoruz ve etrafını geziyoruz. Videonun her anını görmeniz için çok az yerini hızlandırdım. Çünkü görmeniz gerekiyor. Bu yüzden biraz uzun oldu. Sabırla izlemenizi tavsiye ediyorum. Videodan bakarak aynısını siz de yapabilirsiniz. Aynı renklerden kullanabilirsiniz. Daha sonra açık maviyle bir çember daha yapıyorum. Basmalı kalemin arka tarafındaki silgi ile koyu laciverti çemberin etrafına geçiyorum. Biraz koyu bir renk olduğu için çalışma görünmeyebilir ama daha sonra biz onu renk atacağız üzerine. Aslında burada kullanmamız gereken renk fosforlu yeşildi. Fakat ben fosforlu yeşili tam istediğim gibi bulamadım. Şimdilik bu yeşille idare edeceğim. Fosforlu yeşili bulduğumda tekrar üstünden geçeceğim. Bu çalışmayı gösterecek en önemli renklerden birisi aslında fosforlu yeşildir. Yeşil rengimizi yaptıktan sonra bütün aralarına nokta koyuyoruz. İki tane nokta.
Şimdi açık mavi ile tüm yeşillerimin altına mavi konduruyorum. Bu renkleri kullandığınızda daha güzel bir mandala olacaktır. Mavi ve tonları çok birbirine yakışıyor. O yüzden size bu renkleri tavsiye ediyorum ben de. Mavi renkimizin etrafını en ince tığ kısmıyla küçük küçük zincir yapıyoruz. Ve bütün yuvarlaklarımızı bu şekilde dolduruyoruz. Bazı küçük aralara nokta girmediği için çubuğun en ince tarafıyla aralarına girip boşlukları tamamlıyorum. Şimdi daha açık bir mavi ile bütün çemberimizi dolanıyoruz. Farkındaysanız çember gitgide büyüyor. Açık yeşillerimizin arasına yine tığ yapıyoruz. Aynı renginden. Bütün bağlantıyı bu şekilde kuruyoruz. Ve fosforlu yeşil bir renk buldum. Bu renk daha önceki yaptığım yeşillerin üzerinden tekrar geçtim. Desenimizin daha net göründüğünü siz de fark edeceksinizdir. Ben akrilik boya kullandım. Siz de akrilik boya kullanabilirsiniz. Ahşap boyası da kullanabilirsiniz. İkisinden de aynı sonucu alacağınızı düşünüyorum. Şimdi büyük bir silikonu ikiye böldük ve düzgün yerinden mavi rengimizi dolanacağız. Bu tığ en büyük tığ oluyor ama bu en büyük tığ yine dediğim gibi bizim elimizde olmadığı için biz en uygun olarak silikonu keşfettik. Size de bunu öneririm. Büyük silikon ve küçük silikon çok işinize yarayacaktır. Maviyi de yaptıktan sonra yeşil ile aralarını ikili tığ yapıyorum. Daha sonra aynı yeşil ile mavinin etrafına zincir yapıyorum. Küçük küçük tığ yapıyorum yine. Ve tığın en küçük kısmıyla dolduruyorum. Bazı boşluklar ve hatalar olabiliyor. Onlara da geriye dönük rütüş yapıyorum. Bütün mavi noktalarımızı yeşil nokta ile zincir çekiyoruz etrafına. Şimdi koyu lacivertle mavi bir hat çizdik. Siz bunu görmediniz çünkü renk çok koyu. Mavi yuvarlağımızın altına beyazla zincir yapıyoruz. Bütün etrafını geziyoruz. Biraz daha kalın olacak bu.
Beyaz noktaları attıktan sonra koyu lacivertli yine noktalarımızı yapıyoruz. Biraz koyu bir renk olduğu için görünmüyor ama daha sonra biraz daha açacağım ben bu rengi. Şimdi küf yeşiliyle desenimizi mavilerin altına da aynı şekilde geçiyoruz. Burada mandalamızı gösterecek olan şey büyüklü küçüklü formlar elde etmektir. Bu formları da kalem silgisiyle, büyük silikonla, küçük silikonla, tığla ve ince bir çubukla birebiliyoruz. Bu yüzden bu malzemelerle başlarsanız daha kolaylık olur sizin için. Daha sonra geriye dönüp mavilerimizin içine beyaz koyuyoruz. Ve aynı şekilde yuvarlak bir hat oluşturuyoruz küçük silikonla. Küçük silikonu ikiye böldüm ve düzgün yüzeyini kullanıyorum burada. Mavi formumuzun üzerine beyaz attığımız zaman ışıklı bir hal aldı. Bu da çok güzel göstermesini sağlıyor işimizi. Daha önce yaptığımız lacivertimizi biraz göstermek adına etrafını tığla geçiyoruz ve bir zincir çekiyoruz. İşimizin her tarafını dolanıyoruz. Biraz önce attığımız koyu lacivert görünmediği için yeşille onun üstüne bir renk atıyorum ve biraz daha görünür olmasını sağlıyorum. Yine elimize küçük silikonumuzu alıyoruz ve mavi tonuyla çemberimizin etrafını geziyoruz. Şimdi mavilerimizin arasına 2 ve 3 şeklinde tığlarımızı atıyoruz. Bunu kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Mandalada ve yaptığınız işte mutlaka bir hata olur. Hiç önemli değil. Siz onu yine kendiniz kamufle edebiliyorsunuz. Elimize silikonu alıyoruz ve düz tarafıyla yeşilimizi dolanıyoruz. Hata yapmaktan korkmayın arkadaşlar. Hepsinin geri dönüşümü var. Bizim bir öğretmenimiz vardı. Vildan hocamız derdi ki her zaman yaptığınız işte biraz kusur olsun. Hiçbir zaman mükemmeli yapamazsınız. Mükemmeli çünkü zaten Yüce Yaradan yaratmıştır derdi. O yüzden birazcık kusurda işin nazarlığı olsun diyelim. Buradan da sevgili hocama selamlarımı gönderiyorum. Mandalamız bittikten sonra zeytinyağı şişemizin geri kalan kısımlarını kompozisyonun bir bütünlüğü açısından etrafını zincirle geçiyoruz. Bu süslemeyi biz kendimiz düşündük. Siz başka bir şey yapabilirsiniz.
Zincirlerimizi tamamladıktan sonra yine açık mavi ile kompozisyona uyması açısından kendimize bir form oluşturmaya çalışıyoruz. Bir gün kurumaya bıraktıktan sonra vernikleme işlemine geçeceğiz. Evet, şimdi cam şişemizi vernikliyoruz. Ahşapta kullandığınız verniği kullanabilirsiniz ya da sprey vernik kullanabilirsiniz. Ben ahşap boyamada kullandığım verniği kullandım. Evet arkadaşlar, şişemiz bitti. Videomuz buraya kadardı. İyi günlerde kullanmanızı dileriz. Çok güzel bir geri dönüşüm oldu. Videomuzu beğenip yorum yaparsanız seviniriz. İyi günler diliyorum.